Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, sizlere özellikle hafızlığa teşvik edici, hafızlığın manevi fazileti, üstünlüğü üzerinde konuşup zaman israfı yapmak istemiyorum. Bugün sizlere özellikle çocuklarınızı hafızlığa gönderdiğinizde bir Kur'an kursuna kayıt neden yaptırmanız gerektiğini veya bir Kur'an kursu kültürüne sahip olması çocuğunuzun geleceği açısından ehemmiyetini, önemini belirtmek isterim. Çocuğunuz, evladınız, göz bebeğiniz bir tırnağına bile zarar dokunmasına, acı çekmesine bile tahammülümüz olmayan evlatlarımız için ve onların gelecekleri için bu kadar çabalıyoruz, gayret sarf ediyoruz. Bunu istemek, bunun da alakalı bir Kur'an kursuna göndermek sadece iyi niyet yeterli midir? Yeterli değildir. Acizane bu işin yıllardan beri, işin temelinden bidayetine kadar içerisinde olan bir kardeşiniz olarak özellikle şunu tavsiye ediyorum. 1. Mutlaka evladınız hafızlık yapmak istesin veya hafızlık yapmak istemesin. Hafızlık düşünün veya düşünmeyin. Her öğrenci elimde olsa bütün gençleri, bütün özellikle kız çocukları toplarım. Mutlaka 5 ay, 6 ay, 1 yıl gibi bir Kur'an kursu geçmişi olması lazım. Şu an istatistiklere göre temel bir dini bilgisi olan, yani namaz kılmayı öğrenen, namaz dualarını az çok bilen, bir şuurda olan bir Müslümana mikrofon uzattığınızda, kardeşim yaşın 50 veya 60, bu zamana kadarki namazını, namaz dualarını, ibadetlerini hangi yaşta ve nerede öğrendiniz sorusuna toplumumuzun %80'i küçük yaşlarda. Küçük yaşlarda dediğimiz ilkokul ve ortaokulda, lise demiyorum, ilkokul ve ortaokulda devam ettikleri camilerde açılan yaz Kur'an kurslarında öğrendikleriyle hayatlarının sonuna kadar bu bilgiler onları vefat edinceye kadar taşıyorlar. Dolayısıyla bir yaz Kur'an kursu dediğimiz, yani 2 ay gibi çok kısa bir zaman diliminde hayatının sonuna kadar bir temel dini bilgileri alan öğrenci, siz evladınızın 1 yıl Kur'an kursunda okuduğunu düşünün, hayatının sonuna kadar bilinçli ve şuurlu bir mümin olma noktasında önem arz etmektedir.